Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığınız ve yediğiniz en güzel gözleme tarifini vereceğim. Bakın hamuru o kadar esnek ki yırtılmadan çok kolaylıkla açabileceksiniz. Binlerce takipçimin denediği bu tarifi mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Ayrıca gözleme hamurunun nasıl açılacağına dair tüm püf noktaları sizlerle paylaşacağım. Umarım sıkılmadan keyifle izlersiniz. Şimdi detaylıca yapım aşamalarına geçiyorum. Gözlememi patatesli ve peynirli olarak hazırlayacağım. Eğer patatesli gözleme yapmak istiyorsanız, iç harcını hazırlarken dikkat etmeniz gereken önemli detaylar var. Yaklaşık 800 gram patates kullandım. 6-7 adet orta boy patates kullanabilirsiniz. Patateslerin üzerini geçecek kadar su ilave edip pişirmeye başlıyorum. Patatesleri dağılana kadar kesinlikle haşlamayın. Bir kürdanla test edebilirsiniz. Eğer kürdan rahatlıkla girebiliyorsa içi de pişmiş demektir. Bu aşamadan sonra pişirme işlemini sonlandırın ve kaynattığınız suyun içerisinden hemen bir süzgeç yardımıyla başka bir kaba transfer edin. Eğer patateslerinizi çok fazla haşlarsanız dağılırsa gözlemenizin katları tel tel ayrılmaz birbirine yapışır. Pişmiş olan patateslerin üzerine soğuk su ekliyorum ve e, tamamıyla soğuyana kadar birkaç kez suyunu değiştirdim. Eğer vaktiniz varsa patatesleri bir gün önceden haşlayabilirsiniz daha iyi olur. Kabuklarını soyduktan sonra rendenin kalın tarafıyla patatesleri rendeliyorum. Kesinlikle çatalla ezmeyin püre haline getirmeyin. 150 gram ufalanmış beyaz peynir ilave ettim. 1 küçük demet doğranmış maydanoz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra bu malzemeleri kabaca karıştırdım. İstediğiniz türde bir peynir de kullanabilirsiniz. Baharat olarak yarım tatlı kaşığı karabiber, nane ve pul biber ekliyorum. Sizler sevdiğiniz baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Ve spatula ile eze eze değil böyle ayırırcasına patatesleri dağıttım. Birbirine yapışmasını engellemek için. Şimdi hamurumu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı oda sıcaklığında beklemiş suyumu ekliyorum. Suyunuz lütfen soğuk olmasın. Ve 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz eriyene kadar tüm bu malzemeleri karıştırıyorum ve kontrollü bir şekilde un eklemeye başlayacağım. Un miktarını sizler için ölçtüm. Hamur toparlandığında ne kadar kullandığımı da söyleyeceğim. Başlangıçta unun yarısını ekledim. Spatulayla karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde un ekleyin lütfen çünkü kullandığınız unun kalitesi miktarı değiştirebilir. Hamur toparlandıktan sonra artık spatulayı bırakıp elimle yoğurmaya başladım. Bakın kabından rahatlıkla toparlanabilen, elinizde yapışmayan orta sertlikte bir hamur olacak. Ben de toplamda 5 su bardağı un gitti. Lütfen sizlerde de dikkatle ekleyin. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru yaklaşık 4-5 dakika boyunca aralıksız bir şekilde yoğuruyorum. Bakın yoğurdukça hamur pürüzsüz bir kıvama geliyor. Lütfen bu işlemi Mutlaka yapın, aksi halde e, hamurunuz güzelce açılmaz, size sıkıntı yaşatır. Hamuru toparladıktan sonra tezgahıma yine hafifçe un serptim, hamuru yerleştiriyorum ve üzeri örtülü bir şekilde en az yarım saat dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa 1 saatte dinlendirebilirsiniz. Bakın dinlendiğinde hamur kendini bırakmış ve daha da yumuşamış bir hale geliyor. hamuru kalınca bir rulo haline getiriyorum. Ve toplamda 8 eşit parçaya böldüm. Sizler açabileceğinizi düşündüğünüz büyüklükte hamuru bölebilirsiniz. Hamurları güzelce yuvarladıktan sonra her birine una batırıyorum. Altını üstünü güzelce unlayın. Ve uygun bir tepsiye yerleştirin. Hamuru her işlem yaptığınızda kendini toparlar, sıkılışır ve sertleşir. Bu yüzden e, hamuru unladıktan sonra 10 dakika daha dinlendirin. E, eğer dinlendirmezseniz hamuru rahatlıkla açamazsınız. 150 gram eritilmiş tereyağına yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hamurları 10 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi teker teker açmaya başlıyorum. İlk etapta bol bol un kullanabilirsiniz çünkü hamurunuz dinlendikten sonra kıvamı daha da yumuşak olduğu için serptiğiniz unu çok rahatlıkla içine alıp hızlı büyümeye başlayacaktır. Bu aşamaları da özellikle çok fazla hızlandırmak istemedim ki e, hamur açma konusunda sıkıntı yaşayanlar detaylıca görebilsinler. Bakın birkaç oklava hamlesiyle rahatlıkla bir pasta tabağı büyüklüğüne gelebiliyor. Oklavamı 45 derecelik bir açıyla yan tutuyorum ve hamurun yarısına kadar sardıktan sonra oklavayı kendime paralel bir şekilde tutup sonlara doğru yüklenerek açıyorum. E, hamuru bu şekilde açtığınızda Kenarları ve ortası eşit kalınlıkta büyüyecektir ve tam bir daire şeklini almaya başlayacaktır. Bu yöntemi sevgili annemden öğrenmiştim. Ee, o da çok güzel hamur açardı. İnşallah sizlere de faydası olur. Hamuru biraz büyüttükten sonra tekrar oklavama sarıyorum aynı şekilde ve gördüğünüz gibi ortadan kenarlara doğru elimle İnceltmeye devam ediyorum. Hamur zaten o kadar güzel bir kıvamda ki, e, inanın sizi asla yormayacak. Çok rahatlıkla açabileceksiniz. En son aşamada kenar kısımları tekrar oklavayla üzerinden geçerek incelttim. Bakın o kadar çekiştirmeme rağmen hiçbir şekilde yırtılmadan, bir deformasyona uğramadan Esneyebilen bir hamur. Hamuru bu şekilde büyüttükten sonra üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı döküyorum. Ve gördüğünüz gibi katlayıp açarak hamurun tüm yüzeyinin yağlanmasını sağladım. İki kenarını ortaya doğru kapattım. Tekrar üzerine hafifçe yağladım. ve hazırlamış olduğum iç harçtan e, 3 dolu yemek kaşığı tam orta kısma yerleştiriyorum. Kenarlara çok fazla taşırmayın iç harcı. Ve bir kenarını iç harcın üzerine doğru kapatıp üzerini hafifçe yağlayıp diğer kenarını da kapatıyorum. Özellikle açıkta kalan iki kenarı elinizle sabitleyin. Bu kısımlar pişme aşamasında iç harcın dışarıya çıkmasını engel olacaktır böylelikle. Tekrar açmış olduğum hamuru gördüğünüz şekilde yağlayıp iki kenarını ortaya katlayarak iç harcı yerleştiriyorum. Ve hafifçe yağlayarak iki kenarı tekrar iç harcın üzerine doğru kapatıyorum. Gözlemelerinizi birer ya da ikişerli olarak hazırladıktan sonra hiç bekletmeden pişirmeye başlayın. Çünkü gözleme hamuru beklediği yerde daha da yumuşar, bulunduğu yere yapışır, dağılır, parçalanabilir. Bu da aklınızda olsun. Pişireceğiniz tavayı çok iyi kızdırdıktan sonra hafifçe yağlayın ve ilk açmış olduğunuz gözlemeden başlayarak sürekli çevirerek pişirmeye devam edin. Kesinlikle bir yüzünün çok iyi kızarmasını beklemeyin. Aksi halde gözlemeniz kuru olur. Yaklaşık her bir yüzünü birer dakika arayla pişirerek ters çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi çok güzel kızardı gözleme. Yaklaşık 3 yıl önce YouTube kanalımda bu gözlemeyi ıspanaklı peynirli olarak e, sizlere videosunu hazırlamıştım. O kadar çok deneyen ve beğenen e, takipçim oldu ki mutlaka sizler de deneyin. En acemiler bile çok rahatlıkla yapabilecek bu gözlemeyi. Patatesli gözleme olmasına rağmen bakın içinde hiçbir hamurlaşma olmadan bütün katları tel tel ayrılabilir kıvamda harika bir gözleme oldu. Deneyenler mutlaka bana ufak da olsa bir yorum bıraksın. Gerçekten çok mutlu olurum. Kanalımda buna benzer birçok farklı sayıda gözleme, çörek, poğaça, ekmek, hamur işi gibi tarifler var. Onların da bağlantı linkini videomun sonuna ekledim. Faydalanabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açık tutmanız yeterlidir. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.